Eşinizin ardını arkasını toplamaktan, hayatınız geçti ve bir baktınız ki aynada siz neredesiniz? Ben kendimle ilgilenemedim, en son ne zaman kuaföre gittiniz, en son kendiniz için ne yaptınız diye sorduk. Bize yüzlerce başvuru oldu, teveccühünüze minnettarız. Hem doktorum ekibi hem uzman kadromuz, gerçekten bu kısımlar çok zor bizim için. Seçim yaptık. 3 şanslı izleyici bugün doktorum programında belirleniyor ve tepeden tırnağa bakıma giriyor. Evet, tepeden tırnağa bakıma giriyor ve değişikliğin düğmesine bugün basıyoruz. Hayatınızı kendiniz değiştireceksiniz her zamanki gibi ama doktorum ekibi ve uzman kadrosuyla beraber bugün bir seyahate çıkacak tam 3 kişi. Ay göğsüm ağrıyor böyle heyecanlanınca ben. Acaba bir şey olabilir mi göğüs ağrısı? Valla onu da ikinci bölümde sorarız. Çünkü soralım. İkinci bölümde de göğüs ağrısı, sırt ağrısı hangisi ne demek? Kalp ağrısı mı? Akciğerden mi geliyor? Başka bir organımız mı? Hayati tehlike var mı? Bakışları fark ediyorsun değil mi Aytu? Pırıl pırıl. Pırıl pırıl, heyecanlı. İnanın ne yaşıyorsanız kat be katını biz yaşıyoruz. Hanımefendi eşini işaret ediyor ya. Beyefendi eşini işaret ediyor. Peki bugün stüdyomuzdaki izleyicilerimiz yüzlerce başvurudan stüdyomuza gelen izleyiciler. Kimisi saatlerce bekledi. Çok özür diliyoruz çünkü sıra o kadar çoktu ki bütün ekibimiz ve biz yetişmekte bazen zorlandık. Mailler yağdı, fotoğraflar geldi, telefonlar geldi. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Bu heyecanı biz sizinle yaşayacağız ve işte doktorum başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzun seyircisi bambaşka. Bugün stüdyomuz yüzlerce kişi arasından seçilen izleyicilerimizle dolu. Ve onlar heyecanla bekliyorlar tıpkı bizim gibi. Saçımı süpürge ettim diyen, kocama bakmaktan, evladıma bakmaktan artık tamam dedim ve size güveniyorum ve doktorumun beni tepeden tırnağa bakıma almasını istiyorum diyenlerle dolu stüdyomuz ve biz değil uzman kadromuzla beraber karar verdik biliyorsunuz. Şimdi güçlü alkışlar istiyorum. İşte uzman kadromuz geliyor. Çünkü bu heyecanlı bakan gözler beni böyle bir garip bugün bir heyecan var içimde. Onlarla beraber sanki ben de bakıma gireceğim gibi öyle alkışlıyorsunuz ki o eller acıdı acıdı. Günaydın, hoş geldiniz. Hemen ayağa alabilir miyim sizi? Günaydın. Günaydın. Ne zaman başvuru yaptınız bize? Ben başvuru yaptım. Çünkü ben hiç 35 yıl kuaföre gitmedim diyebilirim. Ne diyorsunuz? Çünkü düğünlerde, özel günlerde ancak kuaföre gidiyordum. Bugün buraya da başvurmamın sebebi artık dedim kendime bakma zamanı geldi. İnşallah bana çıkar diyorum ben. İnşallah. Ben herkese tek tek çıkmasını istiyorum i̇nşallah, canı gönülden. İnşallah bana çıkar diyorum. Çünkü bazı şikayetlerim var. İşte artık şuralar sağlıkla biraz... Sağlıkla ilgili. Ha. Artık. Estetik gıdı mı? Yani evet. Ama yüzünüz de gülüyor maşallah. Gülmeyi seviyorum. Gülmeyi seviyorum. Peki. Eğlenmeyi seviyorum. Eğlenmeyi seviyorsunuz. Evet. Ama bakıma girmek istiyorum. Bakıma da girmek istiyorum artık yani zamanı geldi diyorum. Değil mi? Peki hiç yaş maş sormuyorum bugün. Hanımefendi 30 kaç sene dediniz? 35 yıl. 35 yıl. Özel günler haricinde düğün falan olmadı. Düğün dernekte arasında. Aynen o zaman kuaföre gitmedim. Gidemedim. Kendimi bulamadım çocuklardan. Kaç çocuğunuz var? 4 tane. Allah bağışlasın. Onları büyüttünüz. Aynen öyle. Peki. Çok şükür. Bak hanımefendi size bakıyor. Hemen ona da gitmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah siz kazanırsınız. İlker'cim hep öyle yapıyor ya. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Günaydın. Siz bize ne zaman başvurdunuz? Ben başvurdum ama çok bekledim. Neyse buraya geldim. Şimdi inanın kalbim yerinden çıkacak gibi sanki. O dereceyim bilemiyorum yani. Ya. Evet inşallah hanımefendiciden ben de istiyorum. Aa, inanın bütün ekip mümkün olsa herkesi göndereceğiz. Yani herkesi tepeden tırnağa biz de baştan yaratmak falan demeyeceğim. Bakın şöyle bir gerçeğimiz var bunu da söyleyelim. Önümüzde bir buçuk aylık bir zamanımız var. Kimse mucize beklemesin. 20-30 senelik devam eden hastalıklarınızın çözümü keşke olabilsek ama bu mümkün olmayabilir. Ama uzman kadromuzu gördünüz hepsi profesyonel. Sizin ihtiyacınız neyse belirleyip tabii onların denetimleri altında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Siz kuaföre gider misiniz?
Dediği gibi hanımefendi, düğünde bayramda çok fazla olmuyor çocuk yetiştirmekten. Ya. Hepsini büyüttüm, yetiştirdim. Şimdi artık onların çocukları için de genç kalmak istiyorum. Şu çizgilerim gitsin istiyorum. Onlara biraz torunlar daha... için. Evet, evet. Torunlar da bizi genç ve güzel görsün istiyorsunuz. Peki eşiniz de size destek oldu mu? Bu da çok önemli ya. Vallahi çok olmuyor erkekler. Önlerine yemek konsun, bulaşıkları yıkansın, çamaşırları yıkansın. Onların dertleri yok. Hizmet bekliyor onlar daha. Genç olmuşsun, olmamışsın, kırışın olmuş, olmamış pek önemli değil ki onlar için, biliyorsunuz. Ama sonra güzel olsan ne güzel olur diyorlar sağa sola. Derler ama ben kendim için istiyorum, çocuklarım için istiyorum. Harikasınız. Kendiniz için istiyorsunuz. Kendim için istiyorum, evet çok istiyorum. Peki. Şu kaz ayaklarım gitsin özellikle. Peki, diliyorum size çıkar. İnşallah. Bak ya, herkese tek tek gitmek istiyorum ama hanımefendiye versem. Böyle tatlı tatlı gözlüğünün altından bana bakıyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ayağı alabilir miyim, daha net göreyim sizi? Ben de buraya yenilenmeye geldim. Baştan aşağı değiştirebilirseniz çok sevinirim. Ay ne güzel olurdu. Çünkü 35 senemin sadece bir gününü kendim için yaşadım. Bir dakika. Bundan sonra 35 benim... senenin bir gününü. Kendiniz için yaşadım. Kendim için yaşadım. Sorabilir artık... miyim, ne gündü o? Ne yaptınız? Kaçamak. Kaçamak. Vallahi kaçamak. Nasıl? Çoluk çocuktan anca bir gün fırsat bulabildim. Ne yaptınız o kaçamakta? Söyleyeyim ya. Peki. Yani ne bileyim, nerede oturuyorsunuz? Aslında ben Amerika'da oturuyorum. Sizin programınıza katılmak için özellikle kaldım. Şansımı deniyorum, inşallah kazanırım. Şaka mı yapıyorsunuz? Gerçek. Amerika'da mı yaşıyorsunuz? Evet. İnşallah şu doktorlarımızdan faydalanma fırsatı bulurum. İnşallah. Bir şey soracağım. Siz Amerika'dan peki bizim programı nereden biliyorsunuz? Ben sizin programınızın hastasıyım. Devamlı izliyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok şey öğrendim. Çok özür dilerim ama Amerika'da saatler çok farklı. Sizin... Ben sizi iki sefer seyrediyorum. Çünkü bir sabah bir akşam tekrarı da var. Bütün arkadaşlara yani ısrarla söylüyorum. Seyretsinler, öğrensinler. Çok teşekkür ederiz ya, Amerikalardan bizi seyrettiğiniz için ve buraya kadar geldiğiniz için inşallah şanslardan biri de siz olursunuz. Oğlum Amerika'ya uçuyor. Benim de gitmem lazımdı ama bu şansı kaçırmayacağım. Yolda yani. İsminizi bahşeder misiniz bana? Gülnaz. Gülnaz Hanım. Oğlunuz şu anda Amerika'ya uçuyor. Siz gitmediniz onunla. Havaalanına bıraktım ve geldim. Öyle mi? Biletimi de uzattım artık inşallah. Hani herkese söylediğim gibi inşallah. Size de, ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii burada çok izleyicimiz var ama hani çıkmazsa ne hissedersiniz? Uçakta olmuyoruz ama eğer çıkmazsa sizleri tanımak bile yeter. Doğru mu söylüyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir an saray burnundan atlarım diyeceksin zannedin, korkarım yani. Ay. İnşallah çıkar. İnşallah ne bileyim, belki benden daha ihtiyacı olan biri vardır, ona çıkar. Ben gene de mutlu olurum. Valla merak ettim şimdi, sizde başka var mı yurt dışından gelen? Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var, onları biliyorum. Tek tek saymadık ama galiba bir tek sizsiniz. Benim dönüşüm Mart'ın 15'iydi yani bugün. Evet. Ben açık yaptım, gitmiyorum. Valla ne diyeyim Gülnaz Hanım, inşallah size çıkar. İnşallah. İnşallah size çıkar, size çıkar, size çıkar. Peki. Efendim şimdi bütün izleyicilerimize biz çok gönülden, kalpten istiyoruz ki herkese çıksın. Herkes bu bakıma girsin. Ama şöyle yapalım, çıkmayanlar da kendileri bu bakımı başlatsın. Ama bu arada uzman kadromuzda size bir tanıtalım. Pervin Bulgat, biyoloğumuz, kozmetoloğumuz. Çok bildiğiniz insanlar. Doktor İbrahim Bilgen, psikiyatri uzmanımız. Hepsi bize her zaman ellerini uzatan insanlar. Sevgili Doktor Ayça Kaya. İç hastalıkları uzmanı ama onun bir de obezite, hormon, bir sürü şeyleri var ya, onun için hakikaten bize her zaman ellerini uzatan insanlar. Operatör Doktor Hasan Fındık, plastik cerrahi ve estetik cerrahi uzmanı ve Doktor Kıvanç Cebesoy, o da diş hekimimiz. Ya biz hep izleyicilerimize sorduk ama gerçi siz hekim olarak belki bu heyecanı her gün yaşıyorsunuz. Çünkü size değişim için çok kişi geliyor. Ama bugün doktorumda müthiş bir heyecan var. Ayça'cığım bana nasıl güzel gülümsüyor her zamanki gibi. Nasıl o heyecanı hissediyorsun? Şimdi gerçekten çok hissediyorum. Neden biliyor musunuz? Bize gelen hastalar genellikle kilo problemi olan hanımlar. Ve bize başvurdukları zaman biz bu kilonun çözümünü bir şekilde yapıyoruz. Ama hastanın gözünün işte kırışıklıklarını gideremiyoruz. Buradaki gıdısına bir şey yapamıyoruz. Diş problemi varsa buna... bir yardım edemiyoruz. Ne bileyim, psikiyatrik bir problemi varsa her ne kadar psikoloğumuz olsa da uzman psikiyatriste göndermek zorunda kalıyoruz ayrı ayrı. Ben burada şu açıdan çok heyecanlıyım. Bir kişiyi alacağız ve hepimiz birlikte onun her şeyini yapacağız. İçini dışını güzelleştireceğiz ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Pervin Hanım'a sormak istiyorum ben. Şimdi siz ekip olarak bu
bütün bize başvuruları incelediğiniz bayağı bir çalışma dönemi geçti. Ve sonunda zor da olsa kararlarınızı verdiniz. Çünkü bir karar vermek gerekiyordu. Ama herhalde bu ekipte en çok iş düşecek kişilerden biri de sizsiniz. Evet, ya seve seve o kadar çok isteyerek yapacağım ki her bir videoyu seyrettiğimde inanılmaz gözyaşlarına boğuldum. Onların estetik koçu olacağım. Yani böyle peşlerine takılacağım. Hayatları boyunca da bırakmayacağım hiçbirini. Yalnız o tariflerden ben de istiyorum. Bakın. Çünkü tariflerinizi yapıyorum. Çok da başarılı buluyorum. Bu ben sefer de yakalarına yapışacağım. Sadece tarifle kalmazmış. Harikasınız. Biz şimdi hanımefendi de hemen onu gördük. Kırışıklıklarım, gıdım, Hasan Bey. Kaz ayağım. Hep yaşıyorsunuz bunları. Seçerken zorlandık hepimiz gerçekten. Ne dersiniz? Evet, seçerken zorlandık ama ben şunu belirtmek istiyorum. Coşku o kadar güzel hissediliyor ki bu çok duygusal bir an. Çünkü hem istek var hem de belki bundan da çok daha önemli bir şey var. Müthiş bir güven var. Mutluluk kaynağı olarak hayatınıza girebilmek bizim için çok önemli. Biz de çok heyecanlıyız. Peki 35 senede bir kere, 35 sene önce gitmişsiniz kuaföre, diş hekimine sormuyorum bile. Ama iyi gülümseme için diş hekimi şart. Evet, Kıvanç Bey bir de ortodonti uzmanı olduğu için olası problemleridir. Hiç cerrahi müdahale yapmadan fazla dişleri çok güzelleştiriyor da. Kesinlikle, size de evet. Hasan Bey'le çok ortak çalışmanız olacak herhalde. Tabii ki zaten beraber çok vakalarımız doluyor. Tıpta şöyle bir şey oluyor. Bir hastalık olduğu zaman bu diğer sistemlerinizi de bozabiliyor. Şimdi hikayeleri biz inceledik. Burada da dinledim. Mutsuz insanlar var. Bir kere mutsuz olduğunuz zaman gülemezsiniz. Dişinizi fırçalamak istemezsiniz. Kendinize bakmazsınız. İşte 35 yılda bir defa kuaföre gidersiniz. Onun için biz sizi mutlu etmek istiyoruz. Mutlu edebilmek için de güzel bir dişlerle benim üzerime düşen görevi seve seve yapacağım. Ağız sağlığınızı yerine getireceğiz. Ekip olarak arkanızdayız. İnşallah çok alnımızın akıyla çıkacağız. Peki. İnşallah. Sevgili İbrahim, belki de en zor görev sana düşüyor. Çünkü her şey fizikle uğraşmak o kadar zor değil ama insanların ruhuna dokunmak çok daha zor. Yani çok zor diye düşünmüyorum da. Bizim daha çok buradaki görmüş olduğumuz tablo esasında bir konsültasyon olayıdır. Yani nedir konsültasyon? Hep biz kötü şeyleri sunduk bugüne kadar belki. Yani hastalıkları anlattık. Ama böyle bir proje biraz daha insanların fiziki yapılarına ve kendilerine vermiş oldukları ödüllerin esasında depresyonu engelleyeceği önemli faktör olduğunu biliyoruz. Ama bir kişiyi illa bir depresyon veya herhangi bir bayılma atağı, panik atakla geldiğinde bir insülin direnci mi, geceliğin ortaya çıkan farklı bir olay mı, bir endokrinologla, bir nöroloji uzmanıyla, kardiyologla bunların hepsini biz yaparız. Biz buna konsültasyon deriz. Yani biz hastamız için hastayı ortaya koyarak onun yararı olabilecek her türlü şeyi kendimizden hiçbir şekilde kendimizi ortaya koymadan onun yararına yapmış olduğumuz, onu iyi edebilmek adına olan ekip çalışmasına konsültasyon deriz. Bu zaten doğru bir hekimin yani yapması gereken bir olaydır. Burada da esasında sizlerin fiziki açıdan veya ruhen daha mutlu olabilmeniz açısından neler yapabiliriz bizler düşündük. Böyle bir şey yaptığınız için teşekkür ederiz ayrıca. Biz teşekkür ederiz. İnşallah en az iş bana düşer. Çünkü bizim işimiz düştüğünde genelde kötü oluyor ama değil tabii. Terapist olmamdan dolayı da olayın bilişsel, düşüncesel bazı olaylardaki yanlışlıklar neticesinde kilo alımlarının artmış olduğunu, farklı olaylara sebep olabildiğini biliyoruz. Bir ikincisi de plastik cerrahiyle en fazla beraber olan kısmımızdır. Ameliyatlardan önce muhakkak bir psikiyatrik konsültasyon istenir. Yani kişi bunu istiyor ama bu ne kadar doğru veya yanlış. Yani her isteğin her dediği yapılmaz zaten. Biz onu yine evet. isteyeceğiz sizden. Evet, evet. Bu üç kişiden eğer birisi isterse bunu sizin emeğiniz büyük İsteriz, olacak. Zaten olur. Sizlere gerçekten minnettarız ama şunu da söylemeden geçemeyelim. Geçmeyelim. Doktorum çok büyük bir aile. Bunları önüme tutarsa ben konuşamam yalnız. Hayır, ben İçlerinde şimdi üç kişi şöyle tutuyorum ya. Yani bir yandan da şey düşünüyorum. Şimdi ara olursa birazdan ben bir bodyguard'a ihtiyacım var. Bunları saklamak için beni güvene çok, alması için. Ama bu şu heyecan var ya bu muhteşem bir şey. Sözümü tamamlayayım. Bizim büyük bir ailemiz var. Sizler bu ailenin en önemli kısmısınız. Ama o kadar büyük bir hekim kadrosu da oluştu ki bu ailenin içinde. Her birinden eminiz ihtiyacımız olduğunda destek istesek onlar da canı gönülden destek verecekler bize. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuz bugün çok enteresan. Tamamen bize başvuran izleyicilerimizden oluşuyor. Tepeden tırnağa doktorum beni değiştirsin dediniz ve geldiniz. Ve kısa bir ara veriyoruz ve biraz sonra zarflarımı açıyor olacağız. Kalbim çıkıyor.
çıkacak diyen mi ararsınız? Zahide Hanım, mikrofonu bana uzatırsanız ya konuşamazsam, o kadar heyecanlıyım ki. Ama bir beyefendi var ki bak hala karısını işaret ediyor bana. Aytu, fark ettin değil mi? Görüyorum, görüyorum. Sizi ayağa alabilir miyiz? Karı koca. Buyurun. Bana programın başından beri böyle yapıyorsunuz. Evet. Neden? Şimdi böyle tam teşekkürlü bir bakım fırsatı yakalamışken eşimin bazı kırışıkları ve yüzündeki çillerinin bir an önce temizlenmesini... Bana adınızı başlatır mısınız? Cavit. Cavit Bey. Bak burada bu kadar kadınız. Evet. O yüzden söylediklerinizi iki kere düşünün bence. Ha? Yani. Evet evet. Bence önce kendi için istiyor. Beni de alabilirsin yani. Ben de olabilirim. Siz de istiyorsunuz. Yani ben de olabilirim. Şimdi onu söyleyelim mi Zahideciğim? Tabii ki. Bize erkeklerden çok az başvuru geldi. Hatta aramızda konuştuk. Dedik ki acaba erkeklerin ihtiyacı mı yok? Yoksa kendi hallerinin farkında mı değiller diye. Var da işte... her an ne zaman isterseniz gelebilirim. Adayım yani. Diyorsunuz. Adayım yani, evet. Peki sizi de aday listemize ekleyelim, ekleyelim o zaman. Siz hep böyle hanımı gösterirken. Ama bugün de eşim çıkarsa çok iyi olur. Peki siz en son ne zaman kuaföre gittiniz? En son birkaç ay önce gittim. Düğün vardı. Düğün dernek dışında? Düğün dernek, zaman zaman aslında gidiyorum ben. Yani kafam estikçe gidiyorum ama tüm bakım yaptıramıyorum. Peki eşiniz hep sayıyor da siz ne istersiniz? Neyin değişmesini isterdiniz? Ben neyin değişmesini, yüzümdeki kırışıkların gitmesini isterdim. Biraz daha zayıflamak istiyorum. Biraz da gıdıktan. Biraz da? Gıdıktan. Eyvah. Allah aşkına eşiniz istediği için mi siz istediğiniz Yok ben için? Kendim istiyorum. Ben bunu kendim istiyorum. Zayıflamayı ben istiyorum. Böyle söyleyince Beyefendi Cavit Bey bozuluyor musunuz? Biraz. Ama gerçekler her zaman gerçektir yani, değil mi? Yani ama hemen biz... böyle acaba beğenilmiyor muyum? Yani böyle hissettirirseniz Hayır, bize. Hayır, beğenilir de daha güzel olsa daha iyi olmaz psikolojimi mı? Psikolojimi bozmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Buna izin vermeyin lütfen. Bence de. Bütün kadınlar adına söylüyorum. Evet. Vallahi izin vermeyin. Siz onu aldığınızda o böyle miydi? Hayır. Ya. Hayır. Aman efendi, kaç çocuk doğurdunuz? İki tane. İki, Allah evlatlarınızı size Üçte torunum bağışlasın. Var. Oo, üç torun sahibi evet. Bir hanımefendi. Evet, üç torunum var. Peki. Vallahi Cavit Bey. Kilit... Görüntü olarak iyiydi yani, biraz şey olsa tahminat olsa iyi olur. Bak ya, bak ya. Evet. Böyle mi aldın? Esas sen kendine baktırman lazım şu anda. Bu laflardan sonra esas sen kendine baktırman Burada lazım. Çoğunlukta ben susuyorum. Ben size baştan söyledim ama evet. Hanımlar çok. Evet. Ama bir bakın, daha doğrusu siz kendinizi iyi hissederseniz çok şeyin değişeceğini düşünüyoruz. Yani o yüzden psikiyatristimiz de destek vermek için burada. Hiçbir şeye gerek kalmasa bile duygu ve düşüncelerle de belki değişim mümkün. Ne tabii, dersiniz? Tabii kendi moralinizi sağlam tutarsanız güzel olur. Peki. Biz, peki bir soru, ben şunu yapayım istiyorum. Hemen uzmanlarımıza soralım. Sizin hanımefendiyle beyefendiyle ilgili yorumlarınız var mı? Yani diyor ki beyefendi hanımefendinin biraz gıdısından da gitsin. Şuradaki kırışıklıklar da hafif geçsin diyor. Kendi halbuki bak gencecik şey. Ne kadar yakışıklı. Gayet gergin. Hiç ihtiyaç yok. Yorumunuz var mı? Yorum yapmak isteyen var mı? Yani cildi güzel. Hanımefendinin ama gıdı bölgesi için cilt fazlalığının gitmesi. Çok özür diliyorum. En mikrofonuyla. Evet. Gıdı bölgesinde cilt fazlalığının gitmesi, ufak tefek sarkıklıkların giderilmesi daha dinamik, daha mutlu bir ifade elde etmemizi sağlayacaktır. Ama tabii seçim, bakalım şanslı kişiler içerisine girebilecek miyiz? Şimdi izleyicimiz dedi ki yani biraz kilo fazlalığım var, biraz da kilo versen fena olmaz dedi. Ama baktığımızda buradaki izleyiciler arasında çok fazla da kilo problemi yok gibi görünüyor. Buradan ben şunu söylüyorum, demek ki her kadının verilecek bir 5 kilosu var değil mi? Yapıyorum. Biraz da ondan bu şekildeyim. Evet, sıkı görünüyorsunuz, iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama hani bir 5 kilo daha verseniz bence daha böyle hayata olumlu bakarsınız. Aslında ben de aynı şeyi düşünüyorum da işte verebilsek. Ne kadar yürüyorsunuz? Yani en az günde 2 saat yürüyorum ben. 2 saat? Evet, yürüyorum. Eşiniz eşlik ediyor mu? Hayır. Hayır. Yani benden şikayetçi, o konuda ben ondan şikayetçiyim. Hadi çıkalım diyorum. Ama benim durumum iyi. Ama madem istiyorsanız eşiniz de böyle daha bir fit olsun. Aslında eşlik etmesi olmak, lazım. Değil mi? Tabii. Bütün beylerden bunu rica ediyoruz. Evet, eşlik etmek Peki, lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyomuz her gün çok özel ama bugün daha da özel. Çünkü stüdyolar, stüdyomuzdaki izleyicilerimiz doktoruma
başvuru yapan izleyiciler, yüzlerce başvuru oldu. Farkında mısın Aytu? Başvurulara baktığım zaman en çok kilodan şikayet eden izleyicilerimiz var. Ve kırışıklıklardan şikayet edenler var. Haklısın, beyefendilerden çok az geri dönüş aldık. Bir de hanımlar açık açık söylüyorlar. Yani gerçekten biz kendimize bakmıyoruz diyorlar. Yani en azından bize bu başvuranlar, biz kendimize bakmıyoruz. Bu hani kendi biliyorum bakmıyorum ama durum böyle, bize lütfen bakın demişler. O zaman bakmaya başlayalım mı, ne dersin? Başlayalım. Başlayalım. Ne yapacağız beraber? Tamam. Beraber açalım. Peki. Doktoruma. İzleyicilerimiz başvurdu. Yüzlerce izleyicimiz oldu. Onlar bizi değiştirin dediler. Şimdiye kadar çok çektim hayattan. Ben hep bir başkası için yaşadım. Oysa kendim için yaşamak istiyorum. Ve şimdi... Ve Oscar... Pardon, Oscar başkaydı değil mi? Kendisi bir ev hanımı. Yani ev hanımı. Herkes ben olabilirim diyor herhalde. Yaşımdan çok büyük gösteriyorum diyor. Ve hepinizin evlatları var ve herhalde çoğunuz onları yetiştirirken ve büyütürken o heyecanı ve sevgiyi yaşattınız ama evlat sayısını söylediğimde sanıyorum kendisini anlayacaktır. Yüzlerce kişi başvurdu doktoruma. Herkes beni de yenileyin dedi. Gerçekten bu kadar heyecanlı bir ana ben şahit olmamıştım bu stüdyoda. Kalbiniz duracak. Kalbimiz duracak diyor. Kalbiniz duracak değil mi beyefendi? Başvurdunuz mu siz de? Peki. Siz nasılsınız? Biz de heyecanlıyız. Ve kendisi ev hanımı. Yaşından çok büyük gösteriyorum diyor. Ve tam kaç çocuk annesi biliyor musunuz? Tam 5 çocuk annesi. Ve ilk şanslımız beraber söyleyelim artık. Bilgi Çeliköz. Gelin böyle. Hoş geldiniz. Böyle alabilirim sizi. Bilgi Hanım, buyurun yanıma. Ay ben size dayanamam. Gelin lütfen, gelin siz de gelin. Gelin. Gözleriniz yaşardı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Eşisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben size şuradan bir peçete vereyim. Yani nasıl? Duygulandım açıkçası. Hayır, ben hanımefendiden beklerken sizin gözünüzün yaşı durmadı. Aynen öyle. Başvuru yaparken yanında mıydınız? Evet, yanındaydım. Ve her zaman da destekçisiyim. Her zaman. Kaç senelik evlisiniz? Aşağı yukarı... 13 yıl oldu. 13 yıl oldu. 13 senedir. 13 yılda 5 çocuk. Evet. Maşallah. Maşallah. Biz Karadenizliyiz. Durmak yok, yola devam ediyorum ama yeter diyorlar. İkizlerimiz oldu sonra dönüşte ondan dolayı. İkizleriniz oldu. İkizlerimiz Allah bağışlasın. Peki size bir şey... Amin. Herkese nasip etsin. En son kendiniz için ne yaptınız? Vallahi kendim için hiçbir şey yapamıyorum. 5 kız annesiyim. İnan alışverişler bile onlar için oluyor. Onların okul masraflarıyla. İşte ana sınıfına giden çocuğum var. 5'e giden kızım var. İkizler var. Onlara zaman ayırmaktan, onlara vakit ayırmaktan, onların ihtiyacını karşılamaktan kendim için hiçbir şey yapamıyorum yani. Çıktığınız zaman bir iki bir şey kendinize de almıyor musunuz? Ama kiloluyum. Bir bakıyorum üstten giyiyorum. Beğenmiyorum. Anne bedenleri daha yaşlı. 54-55 yaş kıyafetleri. Onda da kendimi kötü hissediyorum. Aynalarla yüzden... aranız nasıl Bilge Hanım? Küsüm. Küs müsünüz? Evet, eşim de zaten şey, kuyumcu tezgahları, hep şık bayanlara künye takıyor, küpe ya. Takıyor. Burada size bir söz hakkı evet. Düştü. Evet, aynen kıskanır öyle. Mı eşiniz sizi? Tabii ki. Tabii çok ki. Kıskanç. Çok. Çok. Siz peki onu kıskanır mısınız? Ben de kıskanırım. Kıskanırsınız. Evet. Ya ne kadar güzel bir çiftsiniz siz. Evet. Ne kadar seviyorsunuz birbirinizi. Siz çok severek evlendik. Çok severek evlendiniz. Aynen. Peki bir şey soracağım izleyicilerimize. Sizce...
Hanımefendi kaç yaşında gösteriyor? Şimdi. Söyleyin rakam duyayım. 45. 50-55. Ben kaç gösteriyorum? Beyefendi kaç gösteriyor, o da merak etti. 20 falan. Kaç? 40. Teşekkür, maşallah. Kaç? 35 diyen oldu. 45. Peki. Göbeğinden de göbeğinizden göbekten de herhalde, evet. Peki. Peki, uzmanlarımıza da soralım. Siz gerçi çiftimizi biliyorsunuz ama sizin profesyonel görüşünüzü alalım. Yani çiftimize ilk baktığınızda, o ilk an onları incelerken, videolarını incelerken ne düşündünüz erkek ve kadın yaşları hakkında? Ciddi bir yaş farkı çok net görünüyor. Beyefendi çok daha genç görünüyor. Muhtemelen başvuru nedenlerinin en önemlisi de bu. Yani sosyal olarak rahatsızlık, birbirinizi çok seviyorsunuz, çok belli, gözleriniz doldu, bizim de gözlerimiz doldu. Muhtemelen sosyal baskı sizi biraz mutsuz ediyordur. Birbirinizden kaynaklanan değil, sosyal olarak etkilenmek sizi mutsuz ediyor. Çünkü çok güzel bakıyorsunuz birbirinize. Kıskandığınızı bile çok net ifade edebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey var burada. Eş, karı koca birlikte gelmiş. Yani evet. Bu çok güzel bir bağlılık. Yani özenilecek, gurur duymanız gereken bir tablonuz var. Bu değerlendirme sırasında bizi de çok etkiledi aslında. Siz nasıl duygulanıyorsunuz? İnanın seçimde biz de çok zorlandık. Ve pek çok aday değerlendirirken bizim de gözlerimiz çok doldu. Böyle sessizlik oldu. Ama inşallah her şey iyi olacak. İnşallah. Çocuklarımı doktora götürüyorum, torunların mı dediler. Bu çok gücüme gitti gerçekten. İkizler rahatsızlanmıştı. Hani dede, hanımefendi geçmiş olsun, torunlarımız yok benim deyince böyle bir şaşırdı yani. Demek ki o kadar yani kendimi yorgun hissediyorum gerçekten. Yüzümde de bir yorgunluk böyle yani. Hakikaten 55-60 gibi hissediyorum kendimi. Ama biraz da 5 çocuk da normal. Yani annelik kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey. Her şeyin bir bedeli var. Dolayısıyla... Yani annelerin gerçekten eli ayağı öpülmesi gerekir yani. Fedakarlık yapıyorsunuz. Babaların işi biraz daha kolay. Ama anneler vücudundan biraz şey yapıyor. %100 haklısın. Annelerin hakkını zaten hep söylüyoruz. Ödemek mümkün değil ama şöyle de bir problem var. Bilgi Hanım diyor ki benim eşimi kardeşim zannediyorlar. Evet yani bazen küçük burada mülakata geldim, oğlunuz mu bile dediler yani. Bu hakikaten acı bir durum yani gerçekten. Ben genelde insanların yüzüne bakınca yaşını, yani mesleğim bu, yaşını hemen anlarım. Hanımefendi beni şaşırttı yani. Bu arada biz hala gerçek yaşını söylemedik. Evet. Ya hiç yani. Söylemesek yani ben şeyi merak ettim. Kaç kişinin eşi şu an burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya yani daha fazla ama yani birinci ihtimal para kazanmak zorunda başka yerde oluyor olabilirler şu an için. Ama ikinci ihtimal sizlerin şu an işiniz olmasına rağmen eşinizin yanında destek veriyorsunuz. Ben videoları izlerken bazı eşlerin yorumlarına tanık oldum. İnanın kendimden utandım. Açık söylüyorum yani. Bizim eş olarak hepimizin... böyle bir olayda destek vermek lazım. Allah kimseye büyük dert vermesin. Olanlara da buradan şifa diliyorum. Yani olay estetik açısından ya bizim ne sorunumuz var şu an, insanlar neyle uğraşıyor gibi kimse düşünmesin. Herkesin hayatta kendisine vermesi gerekli olan ödülleri vardır. Sağlıklı olmak en büyük ödül. Ona gerçekten yerine göre şükretmek lazım ama diğer taraftan bu tip olaylarda eşlerinize verdiğiniz destek bir psikiyatrist olarak bu kadar eş gelir. Yani gözünüzden belli. Beni çok çok mutlu etti. Örnek teşkil ediyorsunuz maşallah. Aynı şekilde beyefendiyle demin onun yorumunu yapamadım. Espriyle karışık birbirlerine olan olayları, arkadaşlıkları, bağlılıkları Allah hiç ayırmasın. Gerçekten bu çok hoş. Takılmanız bile birbirinize çok güzel. Her şeyden önce eşte kalıcı olan arkadaşlık. Aşk, maşk bunların hepsi gelip geçiyor. Hepsinin bir ömrü var, o bitiyor zaten. Ve doktorum stüdyosundaki heyecan devam ediyor efendim. Nasıl değiştiğini, tıbbın gerçekten nasıl şeyler başardığını pazartesi günü göreceğiz. Bugünkü heyecan bir tarafı, o gün de çok heyecanlı bir gün olacak. Evladını siz de gördünüz. Eşi 9 senedir evimde karanlık var, ışıklar yanmıyor demişti. Bakalım son durum ne? Heyecanla bize katılın lütfen. O heyecanı ve o duyguyu beraber paylaşalım. Bu arada bak çiftimiz ne kadar mutlu. Önde yerlerini aldılar. Şimdi o heyecanı herkes yaşamaya devam ediyor. Heyecanı hiç azaltmayalım ve 2 numaralı zarfımızı açalım mı?
Açalım. Açalım yoksa müdahale etmeniz gerekecek. Ve kendisi, doğumda aldığım kilolarımı hala veremedim diyor. Kaç kişi var böyle merak ediyorum. Doğumda aldığım kilolarımı hala veremedim diyor. Çok kişi var. Bu nasıl bir doğum böyle? Ve? Peki bakıma niye başvurmuş, bakıma alın diye? Çünkü diyor ki stresten tırnaklarımı yiyorum diyor. Doğumda aldığım kilolarımla baş edemiyorum. Hala veremedim. Stresten tırnaklarımı yiyorum. Beni de bakıma alın diyor. Ve kendisi bir öğretmen. Kendisi bir öğretmen. Birkaç öğretmenimiz var. Acaba kim? Erkek mi bayan mı? Bilmiyoruz. Zaten doğum olduğu için söylemiyoruz. Hayır, baktım beyler daha dikkatli bakıyorlar yani da. Yani doğumda beyler de kilo alabiliyorlar ama. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hanımdan duydum. Ben kilolarımı verdim. Eşim hala doğum kilolarını veremedi diyen. Yani... Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle yaparsan biraz sonra tırnaklar kalmayacak. Ay ben de başlayacağım ya. Hayır yani. Tamam. Söyleyelim mi? Söyleyelim artık. Söyleyelim. Beraber okuyalım mı? Okuyalım. İkinci şanslımız. Pınar Yıldız Verdibek. İnanmıyordum. Ama şimdi buradasınız. Peki sizi böyle alalım. Ama ben oradan nasıl baktığınızı devamlı takip ediyorum. Öğretmen deyince bir heyecanlandınız. Anaokulu öğretmeniyim. Ama evlendikten sonra çalışamadım. 10 ay sonra da hamile kaldım. Çoluk çocuk öyle. Bir tane çocuğum var gerçekten. Hatırladığım kadarıyla 10 aylık mıydı çocuğunuz? 1 yaşında mıydı? 1 yaşında, bir yaşında evet. 1 yaşında. Evet. Siz aslında başvuruya eşinizle geldiniz. Evet. Kendisi şu anda çocuk hasta olduğu için hastaneye götürdü. O yüzden gelemedi. Geçmiş yoksa olsun. Teşekkür çok ederim. Olsun. O da bana destek oluyor yani. Peki değerli öğretmenim. Kendiniz için neler yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Yapmış olsam belki bugün burada olmamış olurdum. Neler yapmak isterdiniz? Olmamış olurdum. En çok ne yapmak isterdiniz? Bakımlı olmak isterdim. Zayıf olmak isterdim. İstediğim her şeyi giymek isterdim. Hiçbir şey giyemiyordum. Bir kaç yere kaç kilo aldın? 18 kilo aldım. Sonra? Sonra kaldı. Hiç veremedim. Ne kadarı gitti? 10 kilo kadar gitti doğumda. Ama üstüne gitgide bindi. 83 kiloyum şu anda. 83 kilo. Evet. Peki bakımlı olmak yani ne yapmak istiyorsunuz? Bakımlı olmaktan kastınız ne? Sizin gibi olmak istiyorum. Ay. daha iyi oldum. Siz bakmayın. Ben öyle normalde makyaj falan da çok yap. Burada mecburen süsüyorlar, süsüyorlar. Canım benim. Peki şu tırnaklarınıza bakabilir miyiz? Bir? Tabii ki de. Küçücük kalmış tırnaklar, küçücük. Eşimle çok problem yaşıyorum. Nedir o problem? Kırıcı kelimeler konuşuyor. Aynaya bak, haline bak diye böyle. Bir şey giyeceğim zaman problem oluyor. Onu giyme. Alacağım zaman problem oluyor. Bir dakika oluyor. Sizin gelen hanımefendi kim? Fotoğraf ki anneniz. Fotoğrafınızı gösteriyor. Evet. Bu düğün fotoğrafınız mı? Sabit tutar Hayır. mısınız? Bu... Alayım ben. Nişanlıydım o zaman. Nişanlıydınız. 3 yıl önceki fotoğrafım. Kaç kilo? Siyah elbiseyle olan. Kaç kilo? 60 kiloydum orada. 60 kiloydunuz. Evet. Ben de bir görmek istiyorum. Şöyle büyük haliniz. Evet. 3 yıl önce 60 kilo. Ve şu anda 3 yıl sonra 27 kilo. Ortadaki siyah kırmızı evet, olan kırmızı sizsiniz. Çantalı olan. Bu fotoğrafın üzerinden ne kadar zaman geçti? 3 yıl. 3 yıl. Evet. Bize başvuruya geldiğiniz zaman eşinizle böyle enteresan bir şey hissettim ki siz zaten bizimle biraz paylaştınız. Evet. Kıskanıyor musunuz onu? Çok. Özür dileyerek soruyorum. Bir evladınız var. Aslında evet. Yeni evlisiniz siz. Evet. Hani bu kıskançlık ya başka bir güzel bir hanım olur da
beni bırakır gider anlamında bakıyor mu, görüyor mu? Hani bu sizi rahatsız, ben çok öyle hisse de kapılıyorum. Nasıl hisler? Yani bir dışarıya çıktığımız zaman, böyle bir bakımlı bayan gördüğü zaman, zayıf bir bayan gördüğü zaman hissediyorum onu. Bakışlarından, belki kötü niyetle bakmıyordu, onu zaten biliyorum. Hani benim sevdiğinden de eminim. Ama onu hissediyorum. O his bile beni çok kötü yapıyor. Annemiz peki, bizimle beraber. Annemiz bizle. Evet. İsminizi alalım. Fatma Yıldız. Fatma Hanım. Evet. Sizde de gözyaşları görüyorum. Kızınızın durumu sizi üzüyor mu? Çok üzüyordu, evet. Tırnakları uzatıyor. Tekrar bakıyorum, tırnaklar yok. O zaman çok üzülüyorum. Böyle bir kız değildi. Cıvıl cıvıl bir kız ama hep şortman giyiyor. Başka bir şey giydiği yok. Şimdi o resme ben baktım. Evet. Resimde hakikaten inanılmaz hoş bir genç hanım var. Evet. Şimdiki durumu da öyle değil ama o sadece yani, artık... Öyle diyorlar. Evet. Kilosu yok diyorlar ama psikolojik men yok yani. Yani kendi ameliyat giyimini değiştirse belki o bile fark edecek değil mi? Edecek tabii ki. Alıyor almıyor değil. İki tane üç tane siz alıyor. Siz de gayet şıksınız. Gayet de hoş ben bir hanımsınız. Ben ameliyat olduğu için Antalya'dan geldim. Pazartesi günü geldim. Ani oldu. Zaten ya siz tesadüfen iyi de olmuş. Ne ameliyat oldu? Tesadüf oldu. Ay, bu gece 4'ten sonra uyumamışım. 4'ten beri oturuyorum yani onu bekliyorum. Peki ne ameliyat oldu? Safra kesesi. O yüzden buradayım. Şansı yani. İnşallah yaver gitti. Böyle sizlerle hep izliyorum. İzletiyorum da eşimi fanatik ettim. Hep oturuyoruz. Kahvaltıda doktorlarımı izliyoruz. Ay ben böyle çok seviyorum tutuyorum. Sizi, çok yok, seviyorum. Ama hep var olun. Hep böyle genç insanlara var. Salı günü oldum. Salı günü oldunuz. Evet. Yürürken ben fark ettim çok daha. Biraz daha ağır yürüyordum evet. Yavaş yavaş geldiniz. Laparoskopik mi oldu? Aynı hareket. Laparoskopik mi oldu? Evet. Geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Yani bu ameliyat tarihinize de gelmişsiniz buraya kadar. Evet. İyi ki size çıkmış bu. Hakikaten çok sevindim şimdi. İnşallah, çünkü bundan sonra önemli bir adım olur. İnşallah. Ama yani hani derler ya ağlarsa anam ağlar gerisi yanal ağlar. Sizin gözyaşlarınız kızınız için. Belki çok çok önemli bir şey değil ama bizim için çok önemli. Özellikle eşimle inanılmaz problem yaşıyorum. Hayatta iki şeyden nefret ediyor. Birincisi uyku, ikincisi kilo. Nefret ediyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu kiloyu eşin için mi veriyorsun veya bu önce buraya başlıyor? Önce kendim için vermek istiyordum. Sonra çocuğum için, en son eşim için. Ama ben bugün şimdi seni dinlediğim süreç içerisinde 3 kez sürekli eşinden bahsettim. Evet. Kendinden bahsettiğine ben tanık olmadım. Evet doğrudur. Zaten yani, bu en büyük hatamız. Yani annemizi babamızı değiştirmek, eşimizi değiştirmek. Onun düşüncesini değiştirmek. Evet. Halbuki en kolay olduğunu, en iyi bildiğimiz insan kendimiziz. Kendimizi değiştirdiğimiz hayat değişiyor. Stres... Karşı yönettiğimizde değil, kendimizi değiştirdiğimizde stres daha az oluyor. Halbuki sen kendini olarak hedefleyip şu an en büyük terapatik adımı atmış oldun zaten. Kendin için bir şey yapıyorsun ama bu dakikadan itibaren artık lütfen cümlelerini artık kendin için yaptığını söyle. Buna önce sen inan. Ama ben hep duyuyorum 4 kez evet. Eşim için yaptım, eşim onu seviyor, eşimi çok bakıyor, dışarıya bakıyor. Sen kendin için değiş, eşin sana baksın, bakmasın. Sen aynaya baktığında için kıpırdasın. Kendini mutlu ve huzurlu hisset. Bunu hissediyorsan gerisi umurunda olmayacak zaten. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Kıvanç Bey buyurun. Keşke eşiniz burada olsaydı, eşinizi değiştirseydik. Yani çünkü bakıyorum gerçekten dişleriniz de çok güzel, fiziğiniz de bence gayet uygun ve bunu başaracaksınız da çok da bir kilo problemimiz yok gibi görüyorum. Keşke eşiniz burada olsaydı onu değiştirseydik ama Türkiye'de sanki bir kural var. Arabalarda bir düğme vardır. O düğmeyi bastığınız zaman her şeyi yapabilirsiniz araba kullanırken. Bu dörtlüleri yakan düğme. Buna bastığınız zaman otobanda sol şeritte durabilirsiniz. Bunu Türkiye'de çok sık görüyoruz. Bir de maalesef kadınlara yönelik bu tür tacizler. Belki onun için de eşim için eşini gündeme getiriyor. Bence başaracaksın. Hocamın da dediği gibi kendin için yapacaksın bunu. Çünkü biz erkekler hiçbir zaman kendi başımıza çocuk sahibi olamayız. Kadınlar gerçekten çok kutsaldır bence de. Sen çok güzel bir çocuk vermişsin eşine. Belki de hayatında alabileceği en değerli hediyeyi vermişsin ona. Çok şanslısın bence. Ve başaracaksın. Şimdi 3 hekimimiz erkek. Stüdyomuzda erkekler var. Aytuğ sen kadınların yanındasın devamlı ve biliyorsundur. Ama inanın bizim için yanımızdaki erkeğin, hele bu eşimizse, biz varken bir başka kadına gözünün ucuyla bile bakması, hele bizim buna ihtiyacımız varken o kadar yaralayıcı, yürek burkucu, böyle bir bıçağını saplayın yani. O kadar farklı olabiliyor ki. Evet. Şimdi Zahideciğim ben birazcık duygulardan arındıracağım sizi ve gerçeklerle yüzleştireceğim. Çok iyi anlıyorum neler yaşadığını.
Ama bunu neden yaşadın? Bunu hiç düşündün mü? Bak 3 yıl önce 60 kilosun, 3 yılda 87 kiloya çıkmışsın. Ve sen bir doğum daha yaparsan, önümüzdeki 2 yıl içerisinde bir 27 kilo daha alırsan ne olacak? 110 kilo olacaksın. Şimdi duyguları bir kenara bırakacaksın. Önümüzde bir gerçek var. Sen bu 3 yılda tam 27 kilo almışsın. Bu kiloyu vermek için herhangi bir şey yaptın mı şimdiye kadar? Çok denedim ama kısa süreli oldu. Peki neler yaptın? Neler ne yaptın? Yaptım. Bize bir söyle. Ne yaptın kilo vermek için? Hareketler yapıyordum işte. Ondan sonra yazın yürüyüşler yapıyordum. Kış çocuktan dolayı eve kapandım. Evde de yaptığım zaman işte salata yiyordum. Ondan sonra... Şimdi bizi burada izleyen eminim birçok insan var ve birçok senin yaşında daha genç bir doğum yapmış, bu şekilde kilo almış. Dedin ki 18 kilo aldım, 10 kilosunu verdim ama sonra bohusalıkta daha çok kilo aldım. Yaptığın en büyük hata ne biliyor musun? Neden şişmanladığını bulmadın. Şimdi biz öncelikle senin neden şişmanladığını bulacağız. Bakın şişmanlık sadece kişinin yaptığı bir şey değildir. Sadece fazla yemek insanı şişmanlatmaz. Burada bazı risk faktörleri var. Nedir? Bir doğum ve bir lohusalık. Ama bu olsa olsa bir kişiye 3 kilo bırakır. 27 kilo değil. Öncelikle sen neden bunları yaşadın? Sonra dedin ki bize ben safra kesesi operasyonu geçirdim. Evet. Şimdi bakın fazla kilo aniden artarsa bu şekilde safra kesesine taş yapar. Bu taşlarda enfeksiyon yapar ve bu da ne yapar? Bir komplikasyon olarak işte doğursa bir annenin cerrahiye gitmesine neden olur. Fazla kiloların sonucunda olan bir şeydir bu. Şimdi biz öncelikle senin gözyaşlarını tabii ki hep birlikte sileceğiz. Hı-hı. Ama mantıksal olarak senin neden kilo aldığını bulacağız ve sana nasıl kilo yönetimini yapacağını öğreteceğiz. Ve sen bundan sonraki hayatın boyunca istersen 10 kilo, 10 tane çocuk doğur yine 60 kiloda kalmayı başaracaksın. Bunun garantisini veriyoruz sana. İnşallah. Tamam mı? Peki. Ayşe'cim çok teşekkür ederim. Ben şanslı izleyicimizden sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten onun yüzü güldü. Onun yüzü gülünce benim yüzüm güldü. Çünkü geldiğinden beri yüzüm hep böyle aşağı gidiyor. Pervin Hanım da en çok bu videoları izlerken sizinle olan başta dedi ya ben de ağladım onlarla. Evet, sizinle beraber ağladı. Burada da demin de gözleri doldu. Bir iki cümle söylemek ister evet, misiniz? Yani çok üzüldüm yani ben sizin durumunuza bir kadın olarak. Hiçbir kadın kendini aynada gördüğünden farklı gösterilmemelidir. Her kadın her zaman güzel. Yeter ki bakmayı bilin. Ben sizin o kadar yanınızda olacağım ki bundan sonra aynaya baktığınız zaman o gördüğünüz şeyi herkes görecek. Ama bu sefer aynada gerçek insan göreceksiniz. Kendinizi göreceksiniz. Ben sizin estetik koçunuzum. Bundan sonra beraberiz. Yediğinizden, içtiğinizden Ayça Hanım sorumlu. Bundan sonra sürdüğünüzden, baktığınızdan, duruşunuzdan artık ben sorumlu. Siz benim kardeşimsiniz. Teşekkür ederim. Belki sonra kocayı değiştireceksiniz. Onu yapmamış. Onu yapmadım. Aşkınız daim olsun. Bu kadar. Pınar Hanım'ı çok fazla ayakta tutmayalım. Çünkü çok iyi gün önce ameliyat olmuş. Evet. Hoş geldiniz ailemize yeni. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. Ben bir cümle bir şey söylemek istiyorum. Ayça Hanım çok güzel espri yaptı biraz önce. Espriyi de onu açıklamak lazım ilk önce. Bir şey söylemek istiyorum. Biraz hayatta biraz güçlü olmak lazım. Yani benim gözlemlediğim şey en önemli bizim toplumumuzda biraz pasifize edilmiş yaşıyoruz. Yani hemen kendimizi bırakıyoruz. Hemen çünkü çok duygusal bir ulus olarak çok duygusalız. Ufacık bir şey geldiğinde kendimizi bırakıyoruz. Yelkenler hemen iniyor. Sizin kilo verememenizin en büyük nedeni belki stres ve motive olamamanız. Yani burada aslında işin bir kısmı eşinize de düşüyor. Eşiniz biraz destek olsa idi size bence bu problemin derecesi biraz daha aşağılarda olacaktı. Ama siz de biraz hayatınızın iplerini elinize alın. Bu kadar pasif bir hayat olamaz.
Bugün bu problem olabilir ama yarın başka bir problemde yine mi böyle olacak? Her zaman size yardım eden insanlarla hayatta karşılaşamayabilirsiniz. Siz güçlü olmak zorundasınız. Bunu özellikle da hiç unutmamak kiloda, lazım. Kiloda şunu ben vurgulamak istiyorum. Yaklaşık 15 yıldır belki 20 bine hastayı birebir gördüm kilo problemi olan. Ve yaptığımız en büyük yanlış ne biliyor musunuz? Bunu kendimiz yaptık zannediyoruz. Ben çok yedim ve kilo aldım. Bu benim yaptığım bir şey diye düşünüp kendi özgüvenimizi kendimiz yok ediyoruz. Bu bizim başımıza gelen bir şey aslında. Nasıl ki romatizma hastalığı oluyorsunuz, nasıl ki böbrek hastalığı oluyorsunuz, bazı risk faktörleri kişinin hayatına girdiğinde, bu doğum yapmak olabilir, evlenmek olabilir, menopoza girmek olabilir, kişinin 5-10 kilo almasıyla bütün hormonal aksi değişmeye başlıyor ve bu kar topu gibi her geçen gün büyüyor. Öncelikle neden kilo alıyorsunuz? Bunları belirleyeceğiz. Doğum sonrası tiroid bezi az çalışmaları çok sık görülür. İnsülin direnci, yumurtalık kistleri, safra kesesi taşları. Ayça'cığım sen saymaya başlarsan biz bunları bitiremeyiz. Bitiremezsiniz. Gerçekten kendimize bakmamız lazım. Evet, kabullenmeyeceğiz. Bunu değiştirmek için çalışacağız. Peki. Şimdi ben çünkü araya girdim. Neden? Daha bir üçüncü zarfımız var ve daha heyecanlı bir sürü izleyicimiz, konuğumuz var burada. Üçüncü zarfımızı açalım mı? Açalım. Açalım. Açalım ve bakalım. Bu boşmuş. Güzel. Nasıl boş? İşte burada. Ben de panik oldum. Bugüne kadar kendimle hiç ilgilenemedim demiş. Bir önceki izleyicimiz gibi o da ev hanımı. Doktoruma gözyaşları içinde başvurdu. Ama biz onun gözyaşlarını silmek için hazırız. O da Bilge Hanım gibi ev hanımı. Bugüne kadar kendimle hiç ilgilenemedim dedi. Ve üçüncü şanslı kişimiz. Mehtap Kuz. Unuttum ama. Ses gelmedi. Şöyle alayım sizi. Buyurun. Mehtap deyince ben kim dedim acaba? Başka bir Mehtap mı? Var mı dedim. Bir şey söyleyeceğim. Sizin aile sizden çok üzüldü. Vallahi kızınız değil mi yanınızdaki eşiniz? Evet. Onlar çok sevindiler. Gözyaşları akıyor. Çok sevindiler benim için. Benim için zaten hepsi seviniyordu da. Ben kendimi sevmiyordum. Sizi de buraya alabilir miyim? Onlar mümkün benim mi? İçin çok uğraştılar da. Ne için uğraştılar? Ne yaptılar sizin İyi için? Ol diye çok uğraştılar ama ben iyi olmak istemedim. İyi olmak istemediniz mi? İstemedim. Sonra sizinle iyi olacağım diye düşündüm. Hoş geldiniz efendim. Peki öyle. Bir şey söyleyeceğim. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Sizi de şöyle alayım. Ben şu aranıza gireyim. Biraz bir şey olmaz şimdi benim aranıza girmem. Tamam. Siz zaten hep aramızdasınız bizim. Sağ olun. Şimdi hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bütün... Ya bu hakikaten bu sunuculuk işi çok zor. Doktorluğa benzemiyor. Evet. İnsan, herkes burada gözyaşları, benim de gözyaşlarım geliyor. Evet. Biz sizi zaten her zaman o şekilde görüyoruz. İnanın sizi seyrederken evdeki yaşadığımız duyguları çok samimi olarak söylüyorum, buraya çıktığım için değil. İnsanlarımız adına, şuradaki bütün olan insanlar adına o kadar umut oluyorsunuz, o kadar güzellikler sunuyorsunuz ki... İnsanlarım adına hepinize onun için bir defa ayrı ayrı teşekkür etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yani o kadar doğru şeyler yapıyorsunuz ki toplumun o kadar çok ihtiyacı var ki sizin gibi insanlara. Yani şurada çıkıp çıkmamak bir yönde önemli değil. Şurada gelip bulunduğumuz süre içerisinde normal günlük hayatın dışındaki yaşadığımız duyguları burada anlatamam size. Sağ olun. Bize onu zaten sizin ifadeniz, sözlerinizin dışında da anlatıyor. Evet. Şimdi peki ben biraz Mehtap Hanım'la konuşmak istiyorum, sonra size de soracağım. Şimdi demin bir şey söylediniz, çok dikkatimi çekti. Şimdi sizin bize başvururken bir takım söyledikleriniz vardı. Kilonuzla, psikolojinizle ilgili ama bugün burada eşim, kızım benim iyi olmam için her şeyi yaptılar. Evet. Ben iyi olmak istemedim dediniz. İstemedim.
Ama şöyle bir süreç geçirdim. Şimdi ben annesiz babasız büyüdüm. Üç tane küçük kardeşim vardı benden küçük. Onlar büyürken ben çocukluğumu bilmedim. Gençliğimi bilmedim. Yani siz hep kardeşlerinize baktınız. Evet. Sonra eşimle tanıştım. 20 yaşındaydım, evlendim. Sonra üç tane kız annesi oldum. Hatta 5 kız annesi oldum. İkizlerim öldü, yaşamadı. Allah rahmet eylesin. Sonra onlar büyüyene kadar ben çok fedakarlık yapmışım, farkına varmadım. Sonra çocuklar büyüdü. En küçük kızım 17 yaşında, Anadolu Lisesi'nde okuyor. Ben şimdi boş kalınca sıkıntıya girdim. Baktım ki birden çok yaşlanmışım, çok kilo almışım. Bir şey söyleyeceğim. 52 yaşındayım ama eşimin ablası mısın diye soruyorlar bazen. Sonra beni endokrine yönlendirdiler. Sağlık ocağındaki doktorumuz. 5-6 yıldır tiroidle ilgili sorunlarım vardı. Hap kullanıyorum ama yine de kilomu veremiyorum. Birazcık tatlıyı seviyorum. Sonra endokrinde beni Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına psikiyatrise yönlendirdi. 2 yılda oraya gidiyorum ama eşim de çok istiyor, iyi ol diye. Çocuklarım büyüdü, onlar istiyor ama ben istemedim baştan. Dedim ki ben çok kilo aldım, dışarı çıkmayacağım, kimse beni görmesin. Peki bir şey soracağım. Siz, anladım, 52 yaşına kadar çok meşgulmüşsünüz. Kendinizden, evet, başka herkesle. Evet, evet. Sonra birdenbire onların işleri bitince boşlukta kalmışsınız. Peki bizim tanıtımları gördükten sonra nasıl karar verdiniz başvuruya? Onu diyeceğim. Ben Bakırköy'deki Duygu Durum Merkezi'ne gidiyorum. Peki. Ayda bir kere gidiyorum. Orada hastalar sürekli sizin programı seyrediyorlar. Bakırköy Duygu Durum Merkezi'ne. Evet. Orada bile aldığınız duayı, orada bile aldığınız şeyi anlatamam size yani. Sonra ben orada karar verdim. Yazdım birkaç kere, e-mail attım. Bana dönülmedi, olmadı. Sonra benim anaokul öğretmeni bir kızım var, 30 yaşında, 5 aylık evli. O dedi ki anne, senin için bugün dedi doktorumu aradım ve biliyor musun dedi, düştü telefon dedi. Dedim kızım, ben 52 yaşına kadar hiç şanslı bir gün yaşamadım dedim, eşimden ve sizden başka. Çok umudum yok benim dedim. Ama sonra aradınız. Demek ki 52 yaşında başlıyormuş şansınız sizin de. Şansım döndü demek. Şansınız döndü demek ki. Aslında ben şanslı bir insanım. Çünkü çok iyi bir eşim ve 3 tane çok güzel kızım var. Annesiz büyüdüm diye çok ağladım ama Allah anne baba yerine evlatlar verdi bana. Peki, eş verdi. Bir evladınıza da sorayım mı? Sorun. Çünkü hocam, çok ağladı o da. Evet. Niye ağladınız? Ya ben son 4-5 seneye kadar çocukluğum annemin kahkahalarıyla geçti. Annemi hep mutlu ve etrafında mutlu etmeye çalışırken gördüm. O şekilde büyüdüm. Babam da aynı şekilde. Ama son 4-5 sene biz annem için savaştık. Yani işte birimiz kilo vermesi için ilaç öneriyoruz. Birimiz anne yürüyüşe çıkalım. Fakat annem hepimizi ters yapınca artık ben çaresiz kaldığımı hissetmeye başlamıştım. Çünkü annem yardım almak istemiyor. En önemlisi onun yardım almak istemesi. Ama şimdi ve son bir tane hakkı alana kadar artık en son umudumu yitirdim. Siz son zarfı açıklarken de içimden annem değildir dedim ama sizi bir an Mehtap deyince tutamadım kendimi. Evet. Ki Mehtap dedim, evet, ben bakmadım. Mehtap Hanım diyor ki Mehtap kuzu ben mi diyor. Evet. Peki şimdi ben bakamadım şans dedi. Burada döndü bir. İki, ben şunu anladım. Biz sizi boş bırakmayacağız. Biz size, evet, bir sürü işler buluruz. Siz, evet, onları yapınca mutlu oluyorsunuz. Çünkü böyle, evet, işsiz kalınca siz, evet, mutsuz oluyorsunuz. Ama bizim burada uzman ekibimiz... Evet, evet, Ayça'cığım. Sormak istiyorum ben Mehtap Hanım size. Hep kendinizden bahsettiniz. Hep, evet, kendi kilolarınızdan ve bundan duyduğunuz mutsuzluktan, evet, bahsettiniz. Eşinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Eşim de kilolu. Çocuklarım da kilolu. Zayıf değiller ama... Ben yürüyemiyorum. Onlar geziyorlar, yürüyüşe çıkıyorlar. Ben ama şu burada şu bir gerçek ki sizin karı koca çok ciddi bir kilo, evet, probleminiz var. Ben önce eşimin daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu bildiğim için. Evet. Yani beyefendiye onu... belki ben yardımcı olabilirim. Hayır. Doğurtursam olacak yani. Hayır, şu olacak. Sizin de her şeye varım ben. Eşimin benden çok daha fazla ihtiyacı var. Evet. Benim kilom zaten yaptığım iş dolayısıyla satış ve pazarlama müdürüydüm. Emekli oldum.
Dolayısıyla içki ve sigara hiç kullanmamış bir insanım hayatım boyunca. 55 yaşındayım aslında. Bir de geçtiğimiz sene burun poliplerimle ilgili kortizonlu ilaç kullanmak zorunda kaldım. Biraz sıfır tuz olması lazımmış herhalde. Ona dikkat etmeyince. Bakın dolayısıyla... nedenleri arka arkaya sıralıyorsunuz. Peki Mehtap Hanım, ben size soracağım. Siz bu kiloyu kaç yılda aldınız? Evlenirken kaç kiloydunuz? Ben evlenirken 67 kiloydum. İki katına çıkmışsınız. Evet, ikizlerle çok kilo aldım. Yağmur Hanım'ın şu i̇şte anki veremedim, daha zayıftı. Üstüne 3 doğum daha yaptım. Ama asıl kiloyu son 10 yıldır sigarayı bıraktım. Ama iyi etmişsiniz, sağlığınızı kurtardınız en azından. İyi ettim, çok kilo Peki, aldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi nedenler var. Çünkü mazeret dedikçe mazeretler geliyor. Arka arkaya bir sürü var. Evet. Ama şimdi biz bunlardan vazgeçiyoruz. Mazeretler önemli değil. Bundan sonra yapacağımıza bakacağız. Uzmanlarımız burada. Evet. Sizi teslim ediyoruz. Ama yandan, şunu yapacağız. Yandan karı koca birlikte teslim ediyorum ben. Size. Karı koca birlikte. Tamam, karı koca. Ayşe'cim sağ ol. Bir şey söyleyeyim, biliyor musunuz? Hemen kısacık. Evlendiğimizde 67 kiloydum. İstanbul'da büyüdüm. Salçalı, yağlı yemekleri bilmiyordum. Eşim bana dedi ki, Adanalı, öğrenemezsen geçinemeyiz dedi. Haklı. Sonra haklı. Salçalı, yağlı öğrendik. Sonra da işte... Adana'da salçalı, yağlı yemeyiz biz. Biz severiz yemeği ama. Yemeği severiz. Bizim bir kültürümüzdür gerçekten öyle. Ama yani sonuç itibariyle çok güzel bir ailesiniz. Ben Allah bozmasın. Peki. Sizleri de böyle alalım. Sizi de tebrik ediyoruz ve ekibe dahil ediyoruz. Evet. Aman dikkat. Efendim, 3 tane zarfımız vardı. 3 talihlimizi de bugün burada seçtik, gördük. Uzmanlarımıza emanet ediyoruz ve bundan sonra onların her türlü bakımını uzmanlarımız üstlenecek. Yaşamlarını değiştirecekler. Yaşamlarını değiştiren düğmeye basacaklar. Ay, böyle bitti deyince bir garip oldum ben ya. Keşke mümkün olsa da hepinize tek tek bu şansı verebilsek. Çok çok mutlu olurduk bundan, inanın. Devam edecek bu arada, bitti zannetmiyorum. Aytu, bitiriyor musunuz? Evet. Bir zarf daha var. Aa. 4. kişi. Yaptık, 3 tane yaptık ama. Burada bir tane daha zarf var. Ciddi misiniz? Hı-hı. 4. zarf. Hı-hı. 4. zarf. Peki. Evet, bir 4. zarfımız daha var. Bu... Özel bir zarf ve sürpriz. Şöyle oldu. Biz... Bir türlü içimiz razı olmadı 3 kişiyle durdurmaya ve bütün ekip beraber dedi ki bu 4. kişiye de biz tepeden hayatında bakımını yapalım. Kendisi tam 21 yıl sonra geldi Türkiye'ye ve doktorun programını orada da seyrediyordu, burada da seyretti ve anonslarımızı duydu. Amerika'da sürekli doktorum izliyordu. Beni de bakıma alın dedi. Gülnar Öztaş geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Baktım açılmıştı. Ben yaptım. Şöyle alayım sizi. Gelin böyle. Böyle alayım. Sağ olun. Yemin ederim, abla çıkınca hiç üzülmedim. O benden daha çok hak ediyor sanki. Neyse. Şimdi Amerika'da sizi seyredenler vardır muhtemelen. Eşim uyandığı zaman seyredecek inşallah. İnşallah. Yatıyorlar şu anda. Tabii şu anda onlar uyuyorlar daha. Yeah. Peki dediniz ki hanımefendi çıkınca hiç üzülmedim. Çünkü onun da ihtiyacı vardı. Benden onun da. Evet, peki. Ama siz de başvurduğunuza göre sizin de ihtiyacınız var. Benim de var. Benim de hakkım. Biraz yani, ben de yani artık bana biraz da. Ben hayatım boyunca hep insanlara yardım ettim. Hiç kendim için yaşamadım. Bir gün yaşamışsınız canım. Bir gün yaşadım ablamla, bir kaçamak yaptım. Ama şimdi çocuklar büyüdü, torunlar büyüdü. Ablanın dediği gibi sıra bende. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben böyle tutuyorum ya, kalp atışını sırtından duyuyorum. Güm güm atıyor kalbi. Benim şu anda uçakta olmam lazım. Evet, ama bu yani bazen insan hakikaten yaşamın getirdiklerine, kısmete inanması lazım. Yani bu öyle bir şey ki, döngü ki. Şimdi sen kalk Amerika'da doktorun programını seyret. Sonra kalk İstanbul'a gel, programa katıl. Uçak biletin var, gitme. Oğlunu gönder, kendin burada kal. Sonunda da programda çık. Hakikaten bunu yazsanız roman olur yani. Demek ki bir şey çok isteyince oluyor. Aslında ben 7 senelik bir uğursuzluğum bittiğine Şubat ayında inandım. Öyle mi?
Benim kalbim hiç şaşmadı. Hiçbir zaman şaşmadı. Hep bundan sonra iyi şeyler olacağını biliyorum. Ne güzel. Bu da bir başlangıcı olsun her şeyin. İnşallah burada. İnşallah. Sizin söyleyecekleriniz var mı? Dört kişinin ortak tarafı, yani ben psikiyatrik açıdan baktığımda kısaca söyleyeceğim. Sürekli kendilerinden öte hep hayatlarında birileri için yaşamışlar. Annesi olmadığı için hanımefendi hayatı boyunca hep kardeşlerine bakmış. Hala sarılırken o teselli etti ilk kendi seçildiğinde. Sanki onlar çocukları da kendisi onu hala teselli ediyor. Onlar ağladı, o hala teselli etti. Sizi dinledim aynı. Dört kişinin ortak yeri bu. Birinci ihtimal, tüm kadınlar böyle mi? Değil. Değil. Belki değil. Ama gerçekten sizlerle aynı duyguyu şu an televizyonun karşısında izleyen izleyicilerimizle aynen bizi anlatıyor diyenler hep hayatlarında başkaları için bir şeyler vererek mi bu hale geldik? Bence en büyük soru işareti bu. Değişim için ne yapmak lazım? Önce bir adım atmak lazım. Nasıl? Biz ona birazcık parça yardım edebilsek ne mutlu bize. Çocukların büyüyüp kendi ayaklarının üstünde durması lazım ki bize de vakit kalsın. Muhakkak, muhakkak. Öyle. Ama onu beklersek... Onları yaparken bir taraftan ölmedik, da ufacık yaşıyoruz, ufacık. Yaşıyoruz Allah'a şükür buradayız. Ufacık. Peki şimdi buraya kadar çok heyecanlı anlar yaşadık ama aslında buraya kadar sadece başlangıca başladık. Bundan sonrası önemli. Bundan sonra alacağımız yol önemli. 3 değil tam 4 izleyicimizle beraber çok önemli bir yolculuğa çıkacağız. 4 izleyici, 5 uzman ama sadece 5 uzmanla kalmıyor değil mi Zahideciğim? Kesinlikle doktorumun misafiri olmuş pek çok doktorumuz var ve onlardan destek istediğimizde biliyoruz ki bizi kırmayacaklar. Biz çok büyük bir aileyiz ve hepiniz ailemize hoş geldiniz tekrar. Çıkan geçirdiğim göz kanserine değil, sağ gözümü kaybettim.